Şimdi bir de hangisiydi? 6 numaralı bandı bir getirelim arkadaşlar. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan o istiyoruz. Evet, bir de böyle bir cümlesi var. Bu tabii daha böyle tekrar tekrar vermemizi gerektiren bir görüntü, açıklama değil. Gerçekten bunu da vermek lazım. Niye biliyor musun? Yok, yok. Şimdi. Şimdi Sayın İmamoğlu da bedelli yapmış askerliğini. Hayır, İmamoğlu yapmış ama memlekette askerliğini 1,5 milyon insan bedelli İnsan yapmış bedelli şu ana yapmış. kadar. Ve bunların aileleri var, eşleri var, çocukları var, anneleri var, babaları var. Bu ayıp mıdır? Bir nakısa mıdır? Bir Onlardan o şey midir? istemiyorum. Yani Onları evet. Yani siz nasıl bir siyaset yapıyorsunuz ki yani insanlara verilmiş bir hak bu. Ayrıca da verilirken de bir planlama yapmış Türk Silahlı Kuvvetleri. Demiş ki benim insan kaynağı noktasında şöyle bir şeyim var, ihtiyacım var. Bu yapıya binaen bizim insanlarımızın da mecburi askerlik süresini ben şu şeye kadar indirebiliyorum. Yani şu, bu senin karar vereceğin bir şey değil ki, bu tamamıyla uzmanlıkla karar verilen bir şey. Yani sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden iyi mi biliyorsun? Genelkurmay'dan daha mı iyi biliyorsun? Yapmış bunun planlamasını herhangi bir geçmişte bedelli askerliği de savunmuş. bir de savunmuş tabii. Tabii. Onu da istemiş. Yani Türkiye tam profesyonel bir orduya geçmedi. Tam profesyonel ordu Avrupa ülkelerinin çoğu böyledir. Ama profesyonel ordu konseptini güçlendirmesiyle birlikte, yani mesleği asker olan insanların orduya katılımı ve işte bu operasyonlarda görev almasıyla birlikte, bana göre bu operasyonların arkasındaki temel başarıların temel Tabii. nedenlerinden biri de budur. Çünkü Tabii. orada tecrübe kazanıyor. Yıllarca orduda birçok deneyim Tecrübesi elde yetmiyor, ediyor. gitmiyor bir Gitme, de. evet. Eskiden ne oluyordu? İşte 2 aylık bir eğitimde terörle mücadeleye gönderiliyordu Türkiye'de, Güneydoğu'da insanlar. Dolayısıyla hani orada da böyle tümden bir şeyde değil tabii. Yani tümden bir profesyonel orduya geçiş de söz konusu değil ama burada bence bir, hani bir neydi şeyin altın oran diye Hakan Fidan'ın bir ifadesi vardı başka bir bağlamda. Burada da bence toplumdan gelen talep ama ordunun ihtiyaçları bağlamında da bir altın oran O yakalanıyor planlama bence. yapılıyor. O planlama neticesinde de bedelli ne kadar olacağı, efendime söyleyeyim, ne kadar, kaç personeli Hayır, ihtiva eleştir edeceği. bunu da, yani oy Yani vermesin demek, yani ya biraz bu enteresan. ya O da şey bir garip işte ele, ya. yani Yani hayır, eleştirebilir şimdi pekala, yani sadece o şey değil. bedelli Bakın askerlikle ilgili bir tartışma var şimdi ülkemizde. yalnız Bunu yanlış şöyle, bulanlar da var. hayır şöyle bir şey söyleyeyim. Ya tartışabilirsin filan ama bir Ekrem İmamoğlu, sadece Ekrem İmamoğlu değil. Bu Çankaya Belediye Başkan adayı göstermek için aylarca mücadele ettikleri genç arkadaş da bedelli askerlik yapmış mesela. Şimdi bir sürü Evet. insan var kendi partisinde Bu aday olarak 7 gösterdiği. numaralı fotoğrafı herhalde Zakir Hoca bahsediyor. Şimdi Arkadaşlar, onlar da hakkını İbrahim, kullanmış ama bedelli yani. askerliğe geçtik. 7 numaralı fotoğrafı Şimdi gelelim. ha işte Evet. evet. Şimdi aylarca mücadele verdiniz bunu aday gösterebilmek için. Evet, ben Birbirinize askerlik fotoğrafı şimdi ya, evet. şimdi oyunu O da istemediğini bedel. söylüyor. Ya Şimdi aday yaptı ya, ama oy vermeyebilir yani CHP'ye. evet. Yani muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nasıl? adayları Bahçede arasında da güzelmiş. pek çok, Efendim nasıl? hocam? Bahçede güzelmiş diyorum. Hiç Evet. askerlik bahçesine de benzemiyor. Bir önceki resimde. Evet. Yani. Şimdi yani hayır, bu normal bir şey. Yani şimdi tamam, eleştiri olabilir, bilmem ne olabilir, bazı siyasi partiler, ama sen bedelli askerliği savunmuşsun parlamento kürsülerinde. Niye bedelli askerlik çıkmıyor diye hükümete hesap sormuşsun. Şimdi bir taraftan bunu yapmışsın, bir taraftan bunu. Hakikaten bazen insanlar muvazeneyi kaybedince, dengeyi kaybedince her şeyi kaybediyorlar. Söylem üreteyim derken yani inanılmaz derece gaf da yapabiliyorlar. Ama ben bunu bir gaf olarak falan da Bu görmüyorum. altyazıyı Bir da yedilememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hocam. Zihniyet yansıması olarak görüyorum. Bütünleşik olarak baktığımız zaman gerçekten. Diğer taraftan geçmişte şöyle bir söz de vardı biliyorsunuz. Bizde en kolay iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne öz eleştiri getiriyordu. Sıkıştığımız zaman Atatürk demek diyordu. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir Evet. söz de vardı. Şimdi her cümlesini Atatürk üzerine kuruyor. Atatürk size diyor ki, diyor işte İstanbul'u kaybetmeyin. Gidin şurayı tekrar alın. Gidin burayı alın filan. Bir karikatürleştirdi kendi kendini Sayın Özel. Ya Evet. şimdi böyle bir şey hakikaten, yani şimdi Devlet Bahçeli de güzel bir soru sordu Ya yani. o Sen grup dedi başkan şey mi yaptın vekilliğinden dedi. genel başkanlığa geçiş
şeyi biraz sanki biraz sancılı oldu. Gidiyor. Aslında sancılı oldu, sancılı hani irtifa kazanması lazımken irtifa kaybetti. Kendisi de ama partisi de yani. Şöyle bir yani. Tarafı var tabii. Yani diğer o, da, o da haklı. Niye haklı onu da söyleyeyim. 6 numaralı fotoğrafı getirelim evet. Arkadaşlar. O fotoğrafı getirirken ben müsaadenizle niye haklı onu da söyleyeyim. 1 Nisan hepsinin üzerine kabus gibi çöktü. Şimdi 1 Nisan... Daha gelmedik tabii, ama hocam işte, 1 Nisan'a. Geliyor işte 1 Nisan kabus gibi çöktü. Şimdi yukarı tükürse sakal, aşağı tükürse bıyık derler ya. Özgür Özel'in pozisyonu tam da bu. Yani seçimlerde İmamoğlu kazansa Özgür Özel gidecek. İmamoğlu kaybetse Özgür Özel gidecek. Yani, ne demek bu? Buna, bu konuya nasıl bağlıyorsunuz? Şimdi, çok büyük stres altında yani. Şu anda hiç kimse herhalde Özgür Özel'in yerinde falan olmak istemez. Cumhuriyet Halk Partisi stres nedeniyle mi bu çıkışları yapıyor? Evet hocam? Yani bir şey arıyor. Yani bir siyaset yolu arıyor. Bir türlü de bulamıyor. Yani şimdi aradığı yol hiçbir yol değil yani. Bir yere çıkamıyor ki. Şimdi düşünün ki emanetçi olduğunu biliyor. Emanetçisinin bir şekilde kaybetmesini de arzu ediyor. Yani kendisine emanet edenin. Fakat o kaybederse gideceğini de biliyor. Şimdi kazanırsa yine gideceğini biliyor. Yani ne yapsın yani? Şimdi böyle bir sıkıntı içerisinde. Bu bir gerçekten dilemma derler ya, ikilem. Evet. Böyle bir yapının içerisinde şey Özgür Özel. Onun için bir insan Özgür Özel için bir kabus bana göre. Bu kabuslar böyle bastığı zaman bazen işte Atatürk'le konuşuyor. Bazen belki başka konuşmalar yapıyordur. Birileri de biliyorsunuz tövbe haşa Hazreti Peygamber'i kamyonda falan taşımaya kalkışmışlardı. Geçmişte biliyorsunuz böyle saçma sapan şeyler yapmışlardı. Neydi o hoca? Şu FETÖ'nün yaptığı bir şey vardı, evet, biliyorsunuz. Evet. Bir kurmaca vardı yani tövbe haşa. Yani şimdi hakikaten bunlar yani kafayı yemiş vaziyetteler. Ya İspiristimal celsesi mi yapıyorsunuz? İstihareye mi yatıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Bu iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Yani bu gerçekten, bunu anlamak gerçekten çok zor. Ruhu çağırdınız. Ne yaptınız yani? Size nasıl bir talimatı verdi? Yani şimdi Atatürk'ün aziz hatırasına bile hakikaten çok saygısızlık bu. Yani insan yani Atatürk'ten bahseder, Atatürk'ü örnek gösterir. Murat Hoca'nın ifade ettiği gibi onun örnek şahsiyetini yüceltir, bir şekilde ifade eder filan, ama ya siz ne yapıyorsunuz? Resmen yani bu artık Atatürk'ün sömürüsünün ötesinde bir şey bu. Yani bu kadar hakikaten yani insan değersiz cümle kurar mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.